Şimdi Sadat mevzusuna bir geçmek istiyorum. Kapanmayacak bir mevzuya benziyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ı basmasının ardından olaylar daha da gelişti. Ama tabii biz yıllardır tele olarak da Sadat'ın ne olduğunu, neler yapmak istediğini hep aktardık izleyicilerimize. Nasıl bir yüzünün olduğunu. E, ki başkanının Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve askeri başdanışmanı olduğunu CHP... E, ben de CHP dedim bakın. Erdoğan'ın Bunları hep aktardık izleyicilerimize. Gelinen noktada Sadat artık afişe olmuş gibi görünüyor ama bir yandan da iktidar Sadat'la ilgili soruları yanıtlamaktan hep kaçınıyor. Yine öyle bir mesele var. CHP milletvekili Murat Emir soru önergesi verdi. Ne oldu? Soru önergesi iade edildi. Çünkü gizli bilgilermiş bazı şeyler. Ne dersiniz? Şimdi soru önergesinde deniyor ki ya Sadat bir terör örgütü gibi çalışıyor. Terör eğitimi veriyor diyor adam kaçırma. Hadi bunu insan kaçırma diyelim. İnsan kaçırma. Sabotaj, kundaklama, gayri nizami harp, bombalama, silahlı baskın, korku ve panik yaratma. Evet. Şimdi bombalama. Merak ediyorum. Nasıl bu eğitim kim verebilir? Bombalı saldırı, silahlı saldırı. Niye baskın korku ve panik yaratacak eylemler adam kaçırma ne ararsanız var her şey var şimdi bu eğitim gayri nizami harp eğitimini veren bir örgüt bunun altında kaldılar açıklayamadılar Erdoğan ne dedi ben benim hiçbir ilişkim yok dedi Sonra ne çıktı? Bütün güvenlik toplantılarına katılmış. E tabi. Adnan Tanrı verdi. Evet. Bütün güvenlik toplantılarına katılmış. Fotoğrafları var arkadaşlar. Bu e, bursa... Askeri baş danışmanıydı işte. Evet, yani, askeri... daha A, i̇nkar var? etti ya. İnkar etti. Şimdi bir cumhurbaşkanının kimseye yalan söyleme hakkı yoktur. Millete de yalan söyleyemezsiniz. Yani yanlış hatırlayabilirsiniz, yanlış bilgi verebilirsiniz ama düzeltirsiniz. Kurumlarınız vardır. Çünkü sizin kurumlarınız olmak zorunda. Evet. Danışmanlarınız vardır. Cumhurbaşkanlığı bir Cumhurbaşkanlığı yapan ailenin ikametgahı değildir. Orası sekreteryasıyla, danışmanlarıyla orada bir mekanizma işler. Askeri başdanışman yapmışsınız, adam istifa etmiş. Şeriat çağrısı yapıp, hilafet anayasası hazırlayıp İstanbul'da şeriatçı bazıları terör örgütü niteliğindeki örgütlerle İstanbul'da konferans düzenledikten sonra evet. bu basına yansıyınca yaptığı konuşma 15 Temmuz'dan sonra bizim dediğimiz her şey yapıldı iktidar tarafından. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri evet. tasfiye edildi, dağıtıldı diye konuştuğu konuşma yaptığı bir e, video ortaya çıkınca Tabii. istifa etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı bunu inkar etti. Ya yani hiç ilişkim yok dedi. Sonra bir işlem yapıldı mı? Hayır. Her şey çıktı. Eğitim bir de kendi videolarında yer alan eğitim çalışmaları var ya. Yüzlerini boyamışlar falan böyle Tabii. bir gerilla mücadelesi veren Su altı komandoları, su üstü komandoları vesaire saldırı, sabotaj silahlı saldırı. Öldürme eğitimi veriyorlar. Kime veriyorsunuz? Niye veriyorsunuz? Siz kimsiniz? Şimdi Yanıt yok. Kılıçdaroğlu Sadat'ın kapısına gitti ve dayandı. İstanbul'da beylik düzündeymiş merkezi. Ve dedi ki eğer seçim günü ortalık karışacaksa sorumlulardan biri bunlardır. Şimdi Murat Bakan, Murat Emir, CHP milletvekili Murat Emir sor önergesi veriyor. İki yere veriyor. Bir Nebati'ye veriyor bir de Dışişleri Bakanlığı'na veriyor. Şimdi bir tanesi <laughs> Nebat diyor ki Sadat'a ilişkin vergi incelemesi hakkında bir soru soruyor. Diyor ki bu vergi veriyor mu? Madem bu anonim şirket Sadat diye bir şirket var ticari faaliyet. Yani biz de Telebir Limited şirketini veyahut ABC e, dijital yayıncılık radyo televizyon anonim şirketinin yanı sıra bir de şey mi kursak yani e, böyle bir askeri eğitimler veren e, işte silah ticareti yapacak e, silahlı saldırı atış talimi adam kaçırma, ben bombalama vesaire filan ve biz böyle bir şirket kurup başvursak bize izin mi verecekler? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya devletin yasaları, temel yasaları. Devlet olmanın özelliği şudur. Devlet kendi dışında başka bir silahlı güç kullandırmaz, bulundurmaz. Eğer devletin dışında başka bir silahlı gücün e, legal olarak oluşmasını sağlıyorsanız evet adnan tanrı verdi. Burada i̇şte, bakın en sağda. Evet. Şimdi Masanın başında kim oturuyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yanında kim var? Hakan Fidan. En başta kim var? Hulusi Akar. Yani sağ masanın tarafında. Onun yanında Sağlık Bakanı Süleyman Soylu. Onun yanında. İçişleri Bakanı. Güvenlik zirvesine katılmış adam. Tabii. İlişkim yok diyor ya tanımam etmem dedi iyi mi? Dedi. Evet tanımam etmem dedi. Yani bir sağlık sorunu mu var Cumhurbaşkanı'nın bilmiyorum. Yani öyleyse destek almalı gerçekten. Ama zannetmiyorum savunabileceği birisi değil artık. Deşifre oldu, ortaya çıktı. Şimdi Nebati diyor ki bunlar gizli bilgilerdir, veremem. Niye gizli bilgi ki? Hem ilişkimiz yok diyorlar hem de niye sadatın Şimdi bakın ee... Televir'i satmaya kalktılar değil mi lisansını? Evet. Nebati bunlarla uğraşıyor. Bu Ankara'dan planlandı. Ankara'dan verilen bir emirle yapıldı. Biz hala şimdi yurttaşlarımızın, izleyicilerimizin, dostlarımızın ee, desteğiyle, manevi desteğiyle, katkılarıyla biz bunların altından kalktık. Hala bir bölümünde ödeyeceğiz. Hı hı. Şehir gelince hemen bir bölümünün hemen ödenmesini teklif ettiler ama satıştan kaldırdık. Çok teşekkür ediyorum bir daha dostlarımıza. Evet. Bütün Tele1 izleyicilerine, Tele1 dostlarına. Türkiye'de demokrasi mücadelesine, Türkiye'de özgürlük mücadelesine, cumhuriyet ve laiklik mücadelesine katkıda bulunmak için bu desteği verdiler. Evet. Bunu çok iyi biliyoruz. Kendi nefsi müdafaları için öz savunmalar için diğer bir ifadeyle bu desteği verdiler. Hepimize verilen bir ceza olacaktı evet. o çünkü. O yüzden çok teşekkür ederim. Dönelim bununla uğraşıyor. Bizim hakkımızda vergince şeyler var işte mali incelemeler var devam ediyor. Biz e, 2021'e kadar hepsini hallettik. Şimdi 2021 inceleniyor. Hiçbir şey bulamayacaklar. Tertemiz bir mali yapımız var. Bunu görecekler zaten. Ama sadata gelince ne demiş Sayın Bakan? Hemen bakalım. Gizli ticari bilgi diye yanıtsız bırakmış. Gizli ticari bilgi? Tabii. Açıklayamam. Zaten böyle, böyle ikircikliğine sorulsa ya millet gizli adına ticari soruyor. bilgi. Sayın e, Nebati, yani Sayın Nebati, milletvekilleri temsil ettikleri kesim adına sorarlar. Bir milletvekili de bizim medyada dilimiz alışkındır. İstanbul Milletvekili diye bir milletvekilliği yoktur. Ya da Artvin Milletvekilliği. Ankara ya da Muğla milletvekilliği diye. Bu günlük deyimde kullanılır. Hı. Herkes seçim bölgesinde daha çok faaliyet gösterdiği için her milletvekili seçildiği andan itibaren milletin vekilidir. Ankaralıların vekili değildir. O bakımdan bütün Türkiye'de faaliyet tabii, gösterirler. Tabii. Bu, Ve bu bütün Türkiye'yi temsil ederler. Tabii. O yüzden öyle olsaydı Ankara vekili, İstanbul vekili, Sivas vekili filan der e, demek gerekirdi. Hı hı. Dolayısıyla Nebati'ye sorulan bu sorunun anlamı Milletin adına sen bu Tabii buradan ki. vergi alıyor musun? Bunlar vergi veriyor mu? Mali inceleme yaptınız mı diye. Ticari sırmış efendim. Ama o yüzden her şey ticari sır. Biz örneğin Demirören'in o aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödeyip ödemediğini de bilmiyoruz. Çünkü o da sorulduğunda ticari sırdendi. Bu dedi. Sonra baktık ki golf sahasını imara açıp evet, oradan rant elde edip Şimdi 1250 ağaç kesiyorlar. onun üzerinden kazıklamaya çalışıyorlar. Yani olacak iş değil. Peki of. Dışişleri Bakanı ne demiş Mevlüt Çavuşoğlu'nun? Ona da sorulmuş. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın birlikte verdikleri soru önergelerine demiş ki konunun bakanlığın görev alanına bu konu bakanlığımızın görev alanına girmiyor demiş. Soruda ne? Demişler ki ya silah ticareti yapıyor mu? Diyorlar ki çünkü ya kendi sitelerine yazmışlar açıkladılar e, Tanrı